Sane mar top kerdo yegane pebani. Şeymamız var o kafir mara sor kegano. Sor hedin o İslami. Ve emrake dano vendene. Düzgüne deli İsmail'e hedim eser eşeşne mani. Sane mava o gireda berdere gazani. Taysan la ortada ver o dega çakıllı ver o ben ortada ver o ben geybe sedhani. El ay kumadar zıra perçke gen o. Var o ağay nadev kamo. Var o kafir ağay nadev noca. Az önce geçtiğimiz Devlet Cemal Köyü'nün az geçince tam karşısında orman içerisinde bir ocak var. Burada bulunan Devlet Cemal aslında inanç ocağı temsilcileridir. 1938'de demin de anlattığım gibi Dersim'de yapılan askeri operasyonda ve sonrasında elimize geçen bazı bilgi ve belgelere göre resmi belgelerde görünüyor ki operasyon öncesi operasyon yapılacak bölgelerde coğrafik olarak aşiretlerin konumlandığı ya da ocak zadelerinin konumlandığı yerler özel olarak işaretlenmiş. Bazı bölgeler, aşiret bölgeleri kamilen haritadan silinmiş olsa da bunların dışında bazı aşiretlere dokunulmamış olsa da ama inanç ocaklarının bu konuda şimdiye kadar kendi tarihlerinde asla ellerine silah almadıkları halde sadece barış ve sosyal düzen için çalıştıkları halde Dersim toprakları içerisinde bulunan bütün ocakzadelerin ailelerinin bebeğinden en büyük yaşlısına varana kadar tamamen katledildiklerini görüyoruz. Bu da özellikle devlet tarafından özel bir politika olduğunu bize gösteriyor. Bu bulunduğumuz bölgede Devlet Cemal Ocağı var. Devlet Cemal Ocağı pirleri demin gördüğümüz o köyden toplatılarak şu karşıda bulunduğumuz Dere Gazani diyorlar. O yüzden de ki yukarıda uzakta görünen tepede görünen taş da serkemer diyorlar. Yani yerel dili Zazaca'da aslında taş başı. Yani kemer taştır, ser taş baştır, taşın üstü olarak anlayabiliriz. Ve aynı zamanda Devlet Cemal Köyü ile arkada sırtım gerisinde bulunan Pahamiye Köyü arasındaki o sınırdadır. O köylüler orada toplatılarak buraya getiriyorlar. Burada kurşuna dizilmeden önce işlerinden biri cebinden çıkarıp altınları yere serpiyor. Yere serpince etrafında bulunan askerler altınları toplama derdine düşerken o kafilenin içinden kaçıp kurtuluyor. Yani burada sadece o kişi kurtuluyor. Onun dışında oğluna olan tamamen sayısını bilmediğimiz ama çok büyük bir kafile değil. Çevredeki insanların anlattığına göre 20 kişiye yakın bir insan burada katlediliyor. Aynı zamanda Kırmigi'den de birkaç kişi getirilip onlarla birlikte burada katledildiler. Demin görüştüğümüz bazı tanıklar bize işte İviki isminde bir kişi ismini söylediler. Hatta Veli Ağa dedi ya, kendisine soruyorlar bu köyün ağası kimdir, bu köyün fakiri kimdir? O diyor ki bu köyün fakiri de benim, bu köyün ağası da benim. O insanların ağa mıdır, bey midir, kaç tane tavuğu var, kaç tane silahı var, kaç tane köyü var, kaç tane marabası var? Devlet bunları hepsini daha önceden buraya gönderdikleri, hatta merkezde de bulundukları insanlar vasıtasıyla bunları hepsini raporlarla tespit etmişler. Bunu da şimdiki evraklarda, arşivlerde görüyoruz. Dolayısıyla buna benzer tam karşıda, şu anda burada gözle görebileceğimiz tam karşıda da işte Sarı Sartık ailesi
var. Sarı Saftık Hoca'na mensup insanlar da orada katlediliyor. 30'un üzerinde insan. Şu Hozat'ın Pepek yolu üzerinde giderken solda Serkesür diye bir köy var. Avuçan Ocağı pirleri. Onlar da orada bir Serkesür denilen bir kömür içine götürüyor. Orada diri diri yakılarak katlediliyorlar. Baba Mansur Ocağı'na mensuplar Margit'in çıkışında bir dere var. O derede katlediliyorlar. Greşanlılar Dersim'de çok daha geniş bir bölgeye serpildikleri için, yani yayıldıkları için onlar çok daha kalabalık bir aile ya da pirler, ocakla zadeler diyelim. Onların da gidip gördüğümüz zaman onların oradaki pirlerinin de götürüp farklı bölgelerde katlediklerini görmekteyiz. Geçmişten gelen atalarının mezarlarına kırıldığını görüyoruz 38'de. Yani burada buranla ilgili bir de ağıt da var zaten. Elayi Erzincan diye bir şey var, ağıt var yakılmış üzerine. Elayi Erzincan derken aslında Erzincan alayı, aslında 3. Ordu'yu kastediliyor burada. Çünkü 3. Ordu buradaki tanıkların anlattığına göre buradaki yerel halka işte Erzincan'dan kalkan bir ordunun sır seferi düzenleyeceğini, bir seldir gelip geçecek. Eğer mümkünse yerel yerleşik köylerden, yerleşim yerlerinden çıkıp kendinizi ormanlarda sağda solda saklarsanız belki kurtulursunuz. Mesela hatta bu demin gittiğimiz Zimet köyünde oraya özel olarak bir elçinin burada Hozat'ta yaşayan bir Türk tarafından kendisine haber gönderildiğini, işte sizin hakkınızda böyle bir kırım kararı var. Eğer sağa sola köyden çıkıp sağa sola ki sizin yerleşik bölgeniz buraya uygun bir yerdir. Her taraf deredir, tepedir, ormandır, mağaradır. Çıkıp bir hafta kendinizi saklarsanız kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki Elayi Erzincan'ı derken burayı kırıma uğratan, bu ağıtları derleyen, yapan kişiler, söyleyen insanlar. Dolayısıyla hem yer isimlerini hem mekan isimlerini, hatta varsa komutanların isimlerini anarak söylüyorlar. İtara şi mezra sere kavano da gibi kaga Sedhan. Hale hu ta hale verazay. Yine pirima re berma vato kon meso heyder vato eşker zafam vato seken vato eşker mar verim rasul mi da. Seker resen kavano ek hale hu ti. Ti kredan jibim dest kene kelepsi beni. Beni kemer ro Nane para kemer o erzene yani zah bir. İbu kağa kutsarına ne kadar güzel vano kovano. Yani ma hemi kerda ya ko esker vano pilisir vano. Fakir itay ki zaga itay ki suni bütün fakir ya vato mora var mani. Ya zire domanı ko doman bir vato guna niye böyle smade bu. Perde adadı kişti. Ta insan na ortada ben o dega çakıllı oyun o ben ortada ben o benge ibe sedha ani. Elay kumadar zura perçke gen o. Var o ağay na dev kamo. Var o kafir ağay na deve no zan o. Verdi dereye kazandı kırke geri. Ortera vazdan o eseni seçti mani. Gire dayı bir derdi kendisi perkeri. Biz bir şeker o. Lay bayı yok kendi kalite işte şeyler basınlar o. Vazdan o.